Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Konuğumuzla bir aradayız. Bugün rehberlik hizmetlerinden söz edeceğiz. Ayrıca lise dönemi için tercih süreci söz konusu. Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Ve tabii ki özel okullarla ilgili durum ne? Şehrimizde okul seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler neler? Ana başlıklarımız bunlar olacak esasen ama tabii üniversite konusuna da değineceğiz. Üniversite tercih dönemine de çok uzun bir süre yok malumunuz. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şube Başkanı Sayın Oğuz Özat stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Bir kez daha tercih dönemi ve bir aradayız yine. Önemli konular. Evet. Birçok soru işareti var. Hemen başlayalım o yüzden. Lise tercih dönemi şu an. Oradan başlamış olalım. En dikkat edilmesi gereken böyle püf nokta olarak vereceğiniz detaylar neler olacak bu dönemle ilgili olarak? Artık sınavları bitti çocuklarımızın. Sınav sonuçları da ellerine ulaştı. Bugün itibariyle hepsi yüzdelik sıralamalarını biliyorlar. Bu saatten sonra okul tercihi, hangi okulda okuyacaklarına dair Milli Eğitim Bakanlığımızın sisteminden tercih yapacaklar. Ben bu konuda teknik olarak vermek istiyorum. Ya yanılmayalım. Evet, tercihlerimizi özellikle liseye geçiş için velilerimiz de öğrencilerimiz de bu konuda dikkat edecekler çok önemli konular var. 1 ile 12 Temmuz arasında liselere tercihler e-okul sisteminden yapılacak. Öğrencilerimiz bunu yapabilecekler. Milli Eğitim bir robot, tercih robotuyla da yardımcı olacak öğrencilere. Evet, onu da bahsedeceğiz. O yine e-okul sisteminde tercih robotları mevcut olacak. Onunla da kısa açıklama yapacağız. LGS tercih dönemi sonrasında tercihleri sonuçlarını 22 Temmuz 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığımızın açıklamasına göre öğrencilerimiz sonuçlarını öğrenecekler. Tarihleri tekrar edelim, velilerimiz kaçırmasın. 1 ile 12 Temmuz arasında lise için öğrencilerimiz, velilerimiz birlikte okullarımızdaki psikolojik danışman arkadaşlarımızla, tercih merkezlerindeki arkadaşlarımız da yardımcı olacak kendilerine. Bu konuda arkadaşlarımız da hazırlandı. 22 Temmuz'da da inşallah öğrencilerimiz mutlu olacakları, geleceğe dönük eğitimlerini alacaklar, liselere yerleşecekler. Evet, burada özellikle tercihteki ayrıntılar da çok önemli. Veliler de bunlara dikkat etmeli. 15 okul tercih edebilecekler velilerimiz. Bu 3 kategoride tercihler olacak. Birincisi yerel yerleştirme. Yerel yerleştirme nedir? Bu mahalli ikametgahlarına göre okullar tercih edecekler. Evlerine en yakın. Evet, evlerine en yakın. Orada püf nokta şu, kendi ikamet bölgelerine 3 okul yazacaklar en fazla, en az özür dilerim. Ve komşu tercih yine ikamet yakın bölgelerinden 5 tane tercih yapacaklar. Yani ikametine göre tercih 5 okul olacak. Daha sonra zaten bu tercihi yapmadan öğrencilerimizin puanlı okulları tercih etmeleri mümkün değil. Açılmıyor. Bunu yapmaları buna dikkat mutlaka şart. Gerekiyor. Yerel yerleştirmeyi yapacağız. Daha sonra ikinci kategoride ise merkezi sınavla, sınavlı puanlı okullarımız var biliyorsunuz. Biraz sonra onlar da Samsun için az çok vereceğim. 5 tercih de buradan yapabiliyorlar. Burada ise hangi okul türlerini yapıyorlar? Fen liseleri, sosyal bilimler, Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin puanlı bölümleri var. Atakum'da var, yine buralarda var, ayrıntılı orada çıkacak zaten. Bunlardan tercih yapacaklar, yine 5 tercih. En fazla 5 tercih yapabiliyorlar. Son olarak da pansiyonlu okul, yatılı okulları biliyorsunuz. 5 tercih de buradan yapabilecekler. Onunla ilgili de daha okul bilgileri dün itibariyle girdi tercih sistemine. Ve orada robotta ayrıntılı detaylı alacaklar. Bu özellikle pansiyonlu ilçelerde, köylerde ki çocuklarımız için önemli, değerli bir kısım. Kesinlikle. Evet, 15 tercihini yapabilecekler. Bu şekilde 5-5-5. Evet, 5-5-15. Tekrar ediyorum, 5 tane yerel, onu yapmadan merkezi açılmıyor. 5 merkezi,
puanlı okullar, 5 de pansiyonlu isterlerse yapabilecekler. Evet. Evet. Yine bu tercihler sonrasında özellikle zaten orada da bu sene güzel bir çalışma yapılmış. Okul türlerini de renklendirerek orada göstermişler. Onların da hemen okul türlerinin renklerini de buradan söylersek daha kolay evet. tercih edebilmeleri, yapabilmeleri için. Yeşil renkle gösteriliyor ilk 3 okul yerel yerleştirmede. Mavi renkle komşu kayıt bölgesi, yani benim oturduğum mahalledeki, bana interlandımdaki okullar yeşil renkte. Evet. Bunu veliler orada... O sıralamayı renklere evet. göre tabii. de takip edebilirler. Mavi renk ise komşu interland, komşu yerel kısmı. Kırmızı ise daha uzak, diğer bölgeler için. Bu üç türünde o renklerden geçecekler. Zaten arkadaşlarımız kendilerine tercih dönemi yardımcı olur. Biraz önce bahsettiğiniz gibi tercih robotunu girecekler önce. MEP'te e-okulda. Öğrencilerimizin biliyorsunuz e-okulu var. Evet, yine tercihte açılacak. Her şey takip ediliyor. Orada ilk olarak yerel yerleştirmeyi yapacak. Daha sonra puanlı yere çıkacak. Daha sonra da pansiyonlu istiyorsa pansiyonlu yerleri yapacak. Evet. Buralarda ilçe seçimlerine dikkat edecekler. Yüzdelik dilimlerine dikkat edecekler. Değil mi? Puandan ziyade artık Hayır, üniversite sınavında dilim. Olduğu evet. gibi yüzdelik dilim çok üniversite daha sınavında önemli. Ise sıralamaya dikkat ediyoruz. Evet, sıralama yine. Burada yüzdelik dilime dikkat ediyor. Onunla da kısa açıklamamızı yapalım. Şimdi Samsun'da örneğin puanlı okullar, çünkü puanlı okullara dikkat ediyorlar. İlk 5 okulu sıralayacağım. Atakum, Garip Zeycan, Yıldırım Fen Lisesi geçen yıl %1.06 ile öğrenciyi, en düşük puanlı sıralama yüzdeliklerindeki öğrenciyi almış. Şimdi buradan nereye gidebiliriz? 0 noktadan 1,5-2'ye kadar arkadaşların, yani öğrencilerimiz yazabilir. Gelir gelmez bilemiyoruz. Ama geçen yıl 1.06 ise bu bizim için bir kriterdir. Öğrencimizin de yüzdelik dilimi 1.5-1.5 örneğin yazıp bekleyebilir. Ama büyük olasılıkla 1.06-1.10 belki biraz daha yükselebilirse 1 ile alabilir. Olmaz. Bu sene çünkü oturdu. Bu sistem geçen yıl değişti. Hatırlarsanız yine bu ekranlardan birçok Türkiye'de ulusal kanalda çok güzel bir sistem diye anlatılırken biz burada müthiş bir facia olacak, yüz binlerce öğrenci açıkta kalacak evet. dediğimizde sonrasında 280 bin öğrenci açıkta kaldığında Milli Eğitim'de bir büyük bir facia olmuştu ve bu evet, ekranlardan evet. sadece de biz söyledik o dönemde ve bununla ilgili bakanlığa da raporlar verdik. Ama sistem biraz düzeltildi, biraz daha oturdu. Geçen yılın sistemi de aynı olduğu için farklı şeylere gitmesinler. Milli Eğitim Bakanlığı bunları yayınladı. Tüm ülkenin okul sıralamalarını, geçen yılki sıralamalarını yayınladı. Yüzdelik dilimlerini yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığımızın sisteminden buna girebilirler. Az önce bahsettiğimiz e-okuldaki tercih robotunda. Örneğin arkadaşımızın çocuğu İzmir'de yaşıyor. Bu e-okul sistemindeki tercih robotunu açacak. Oradan istediği okulun sıralamasını, pansiyon durumunu, kontenjanını, öğretim şeklini, her şeyini açıkça görecek. Aziz Atik var ikinci sırada. 1.91 yani sıralama, yüzdelik dilim özür dilerim. 2 diyelim. Bu şekilde gidiyor. Bafra Fen Lisesi 3. sırada. Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 4. sırada. Samsun Anadolu Lisesi Kolej dediğimiz SAL 5. sırada. Bu şekilde listemiz var. Bizdeki sayıya göre yaklaşık 30'a yakın puanlı okulumuz evet, bunlar var. Bunlar merkezi. Bunlar puanlı merkezi. Burada dikkat edeceği ailelerimizin şudur. Örneğin buradan bir okul ve yüzdelik dilimi 10. Çocuğumuz 8 ile 12 arası yazabilir. Yani sıfırdan da yazabilir. İlla istiyorsa kendisi yüzdelik dilimde çok üsttedir. O okul istiyordur, evet. yazabilir. O ayrı konu. Ama
yüzdelik dilimde 2 puan geriden ön tarafı yazıp gelebilir diye bekleyebilir. Bunu ilk 1-2 tercihine yapsın. Sonrasında da şunu unutmasınlar. Garanti, yüzdelik dilimine göre garanti, geçen yılki yüzdelik dilimle karşılaştırıp yerleşebileceği okulu muhakkak yazsın, kaçırmasınlar. Bu sefer puanlı okuldan çıkar, ne olur? Yerel okulla yerleşir. Şimdi benim puanım, yüzdelik dilimim 12'de, 11'lik yerleri yazdığımda ne olabilir? Büyük olasılıkla puanlı okulla yerleşemeyebilirim. Bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı beni nereye yerleştirecek? O ilk. Yerel yere yerleştirecek. Bu sefer yazmadığım puanlı okulu kaçırmış olacağım. Buna dikkat etsinler. Evet, bu önemli bir evet. Yani illa ben puanlı bir okulda okumak istiyorum diyorsa, yerel bir okulda okumak istemiyorum, oraya gitmek istiyorum diyorsa, dilimi biraz düşük tutsun. Ama ilk 1-2 tercihine de çok istediği okulun yüzdelik dilimi ne olursa olsun yazabilir. Evet, o kırmızı alandan söz ediyoruz. Kırmızı alanda mutlaka gelecek bir okulun olması. Yok yok, o kırmızı, o kırmızı renkli alan... renkliler şey için, yerel okullar için. Tamamen renkliler tekrar düzeltme yapalım. Evet, kırmızı mahalli, merkez gibi anlaşıldı. Yok, mahalli bölgelerimizi karıştırıyoruz. Örneğin Gülsüm Sami bizim bölgemizde mi, başka bölgede mi, veli bilmeyebilir. Evet, o zaman ne diyoruz? Evet, yerel tercihi yaparken benim bölgemde öncelik onundur biliyorsunuz. Onun rengi yeşildi değil mi? Evet. Yeşildi. Bu renklere dikkat edeceğiz. Yeşil, mavi ve kırmızı tekrar olarak. Evet, yeşil komşu bölge ise mavi, herhangi bir bölge ise de kırmızı. Ama o yerelde de tercih ederken o yeşil öncelikli bizim çocuğumuzun. Evet. Ona dikkat ediyoruz. Evet, tercihler oldu, yerleşildi. Yerleştirmeden velimiz veya öğrencimiz mutlu değil, memnun değil ya da yerleşemedi. Bu sefer nakil dönemleri devreye giriyor. İkinci yerleştirme gibi düşünün. Bu nakil dönemlerinin de tarihlerini, 4 tane nakil dönemimiz var. Ve bu 4 nakil tercih başvurusunda da mutlaka birine yerleştirilmesi için veli bir okulu, şu okula çocuğumuzun yerleşmesi diye niye nakil diyoruz? Bu da önemli. Çocuk birinci yerleştirmede yerleşiyor. Bir yere de hiçbir şey yazmasa bile otomatik olarak yerleşiyor. O zaman ne oluyor? Çocuğumuz bir öğrenci, çocuğumuz bir okulun öğrencisi oluyor. Diğer okula geçmek için nakil başvurusu adı altında. Yani evet, orada eğitim görüyor. Artık kayıtlı oluyor. Oranın evet, kayıtlısı oluyor. Mantığıyla. Nakil yapacağız. Aynen öyle. Bunlar da birinci nakil 13 Ağustos'ta, ikinci nakil sonuçları başvuru alınması 13-17 Ağustos, 13 Ağustos başlıyor. 17 Ağustos'a kadar 4 gün, 5 gün sürüyor. Sonuçları 19 Ağustos'ta ilan ediliyor. İkinci nakilin 19 Ağustos'ta ilan ediliyor. Üçüncüsü 27 ile 31 Ağustos. Ağustos'un sonunda üçüncü var. Sonuncusu ise 3-6 Eylül'de. Ve sonradan da boş kontenjan kalabilir. Öğrenci yine de memnun olmayabilir ya da açıkta kalabilirse il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları kurulacak. İlçelerde ve ilde. Bu komisyonlarda tekrar bir 10-14 Eylül'de son bir başvuru alınıyor. Bu başvurularda bu komisyonlar öğrencileri son olarak yerleştiriyor. Burada çok güzel, geçen yıldan tamamlanan çok güzel çalışma şu: çocukları istedikleri yerlere yerleştirinceye kadar birinci başvuru, 4 tane daha 5, bir de en son ilçe komisyonları 6 defa çocuklar kendisini bir okula yerleştirmek için başvuru ve değerlendirmeye alınacak. Bu kısmı olumludur. Değil mi? Ki mutlaka öğrenci bir şekilde istediği okula yerleşebilecek. Evet. Yani tabii ki istediği okula o da göre tabii. Ne kadar yerleşir? Sonuçta bir sıralama var. Bir başarıya dönük yerleştirme var. Ama bir şekilde geçen yılki o 250-300 bin öğrenci mağduriyeti bu sene minimize edilecek. Ama üniversite sınavında hepimiz yaşıyoruz. Hedefimiz tutmuyor, istediğimiz yerler gelmeyebiliyor. Olağandır, yaşamın olağanıdır bu. Ama
bakanlığımız bu konuda geçen yılki mağduriyetleri önlemek için son derece fazla nakil yaptırmış. Değil mi? Hiç yaşanmayacağı anlamına gelmez ama minimize edildiğini. Tabii. Yaşamda her şey her an yaşanabiliyor. Kesinlikle. Burada da oluyor. Bu önemli. Bir diğer noktada özel okullara geçelim mi? Yoksa yine bu tercih dönemiyle ilgili atladığımız da bir şey kalmasın. Atladığımız bir şey yok. Okullarımızda tercih merkezleri açılıyor. Uzman arkadaşlarımız olacak. Evet, her okulda idareciler de yardımcı olacak bunlara. Öğretmenleriyle her şekilde desteklenecek. Biz buradan sadece tarihler kaçırılmasın diye bu ön bilgileri veriyoruz. Yine de sizin sorunuz varsa cevap verebiliriz. Evet. Çok önemli. Bizden de alabilirler. Ulaşıyorlar da. Evet. Özel okullara. Özel okullar meselesi. Evet. Samsun'da birçok özel okul var ve seçerken tabii nelere dikkat edilecek? En önemli soru işareti. Bu kafalar oldukça karışık aslında bu konuyla ilgili. Sizin yine değerlendirmeniz ne olur? Evet. Özel okullarla biz de ilgileniyoruz, inceliyoruz. Çünkü bizim üyelerimizin de psikolojik danışmanlarında özel okullarda çalışıyorlar. Samsun bölgesinde de özellikle son 3-4 yıldır özel okullaşmaya dönük Milli Eğitim Bakanlığımızın teşvikleri var. Ve haklısınız, veliler özel okul seçerken ne yapacaklar, nasıl kriterlerle özel okulları karar vereceklerini çok da bilinçli değiller. Çünkü özel okul kültürü bize çok yeni. Yeni aslında. Çok doğru. Yeni. Bir bakıyorsun bir arkadaşın hatırına o okula gidiyor. Ya da orada çalışan bir öğretmenin hatırına oluyor. Fiyata bakıyorlar. Bir de aileden ailede değişiyor kriter. Hem ucuz, sosyolojik yapı da hem önemli. Ucuz hem iyi olsun diyen de var. Sadece ismine peşine giden de var. Aa, böyle bir okul ismi varmış. Oraya kaydettirelim. Maalesef içerik incelenmiyor. Oysa ki bir hastalığınızda dahi bir doktorun her türlü özelliğini araştırıyoruz. Evet. Ama geleceğiniz olan çocuğumuz, geleceğimizi yapılandıracak çocuğumuzun eğitiminde o kadar irdelemiyoruz. Ben özel okulların fiziki ortamının çok iyi incelenmesini istiyorum. Sosyal ortamının olup olmadığının, bahçesinin, spor salonunun, çocuğa verecekleri fiziksel, kültürel, sosyal çalışmaların ne kadar yüklü olduğunu, ne kadar yapılabilir olduğunun incelenmesini istiyorum. Zihin gelişimi, zeka gelişimi ders vererek olmaz. Sosyalleşmeyle olur. Bakın ben iyi hatırlıyorum, yine sizin programınızda söylemiştim. Biz çocuklarımızı üst düzey üniversitelere kazandırıyoruz. Tıp fakültesi, hukuk fakültesi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Mezunumuzda şunu görüyoruz. İş arama becerisi yok. Değil mi? O sosyal becerileri tabii gelişmiş bu sosyal olmuyor. Beceri. Ya da bir kendi yaşamında ruhsal motivasyonu sağlayacak, ruhsal sorunlara gitmemek için, çözmek için bir hobisi, evet. Bir kültürel çalışması, bir sosyal faaliyeti yok. Çünkü yapmamış çocuk. Apartman dairesinden bozma yerlerde özel okullar. Sadece bunun akademik bilgilerle donatılmış. Tabii bir de bunlara sınava dönük, ders içerikleri de sınava dönük bir yarış gibi bir soru çözme dersleri veriliyor ki müthiş yanlış. Özellikle ortaokul, ilkokul özel okullarında yapılmaması gereken bir durum. Bir diğer nokta öğretmenler, ben bunu bakanlığa da bildirdim. Rapor olarak da verdik. Sürekli de bu serzenişi basından, sizin aracılığınızla da başka medya aracılığıyla da bildiriyoruz. Şu anda özel okullarda öğretmenler çok fazla istismar ediliyor. Çok ağır derslere sokuluyor. Farklı derslere sokuluyor. Yetkinliği olmayan derslere sokuluyor. Bunların denetleme noktası var aslında. Milli Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim şube müdürlükleri var. Bunun için bunlar ayrı bir şube ve teftiş kurulları var ilçe, il milli eğitimde. Müfettişler var. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Şu an için o tam oturmuş değil. Ya da yapılmıyor. Denetlenmiyor veya tam oturmuş değil. Oysa ki 80 saat derse giren öğretmen biliyorum ben. 80 saat bir insan nasıl ders anlatacak? Nasıl verimli olması. Asgari ücretin yarısının teklif edildiği yerler biliyorum. Peki bu bir öğretmen mutluysa öğrenciyi mutlu eder. Bir öğretmen İş doyumu yüksekse o okulda her şeyi yapar ve öğrenciyi her şekilde geliştirir. Bunlara çok dikkat edilmeli.
Ben burada bir temel kriter, belki burada subjektif de görebilirsiniz. Bunu en iyi nereden anlarsın sorusunun cevabı şudur. Rehberlik servisine baksınlar. Türkiye'de bu alanda tek program psikolojik danışma ve rehberlik bölümüdür. Tek program, başka bir bölüm yoktur. Psikoloji, sosyoloji, başka bölümler kendi alanlarındadır ama okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, okul psikolojik hizmetlerde yetkin, lisans düzeyinde program psikolojik danışma ve rehberlik bölümüdür. Rehberlik servisindeki o rehber uzman, rehberlik personeli eğer psikolojik danışma ve rehberlik mezunuysa o okul alanda uzman çalıştırıyordur. Her alanda ona dikkat ediyordur. Evet, o bir kriter olarak. Ben onu ön kriter görüyorum. Şöyle düşünün. Oradan başladığında bu matematiği de matematikçi alıyordur. Çünkü ucuzcu yaklaşmıyordur. Bilimsel yaklaşıyordur. Ve de gerçekten sadece o işi mi yaptırıyorlar? Bunlar çok önemlidir. Yani öğretmen kadrosunun ne yaptığına, aynen ne kadar öyle. Ve de uzman mı çalışıyor? Bunlar da çok önemli. Bakmak şart. Artı velilerimiz de şunu yapsınlar. 100 TL'ye bir alışveriş yapıyoruz. Bir sıkıntı çıktığında şikayet edebiliyoruz tüketiciye, devletimize. Okula veriyoruz 10 binlerce TL. Bugün en küçük bir düşük okul fiyatı 20 bin lira Samsun'da. Başka bölgelerde daha pahalı. İhbar etmeyi, şikayet etmeyi bilsinler. Eksiklerinde okula dilekçe vermeyi bilsinler. Milli Eğitim Müdürlüklerinde bununla ilgili şube müdürlükleri var. Gitsinler, bize gelsinler. Türk PDR Derneği'ne gelsinler. Biz zaten okulların kaçak psikolojik danışman çalıştıran, özür dilerim, kaçak rehberlik personeli çalıştıran. Çünkü onunla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliği var. Şu bölüm mezunları çalışacak diyor. Bize geldiği anda ihbar ediyoruz. Bu yıl 5 tane okulu biz ihbar ettik. Okul düzeyinde. 20'ye yakın belgesiz kişiyi milli eğitime bildirdik. Velilerimiz uzman çalıştığına diplomaya baksınlar. Evet ben PDR'ciyim, psikolojik danışmanım diyene de inanmasınlar. Diploma istesinler. O duvara asılsın o diploma. Aynı doktorların astı gibi, sizlerin astı gibi. Özel okulları diplomalı çalıştıran, fiziki ortamı uygun olan yere gitsinler, isme gitmesinler, fiyata gitmesinler, çocuğun geleceği. Fiyatı çok düşünüyorlarsa devlet okulları da şu anda özel okullarla yarışıyor. Bugün Samsun'da çok kaliteli eğitim veren devlet okullarımız var. Evet, bu da aslında bir soru işareti. Acaba özel okulumu tercih etmeliyim, devlete mi göndermeliyim çocuğumu düşüncesi de var. Ayrıca şu da var, ilkokul, ortaokul özel okulları var, lise var. Hangi dönem bazı ailelerin işte ekonomik gelirleri belki sadece bir dönemi karşılayacak şekilde. O zaman da şöyle bir soru işareti. İlkokulda mı çocuk özel okulu tercih etmeli yoksa lise döneminde mi üniversite hazırlık noktasında mı özel okula ben çocuğumu göndermeliyim sorusu. Şimdi burada çok dikkatli konuşmamız gerekiyor. Yani bir sektör var burada. Özelde de çalışan bizim arkadaşlarımız var. Devlete gönderin dediğimde yanlış olur, özele gönderin dediğimde yanlış olur. Şimdi özel okullar 25 sınıf mevcuduyla çalışıyor. Ben çocuğum da özel okulda çalıştı. Sınıf mevcuduna dikkat ettim. Disiplin dediğimiz ama kurallara ne kadar sahip çıkıyor o okul dikkat ettim. Ben kendi çocuğumu lise döneminde gönderdim ancak ilkokul döneminde, ortaokul döneminde de eğer gerçekten o özel okul, o devletin veremediği, sunamadığı şeyleri sunan okullar varsa hiç fark etmez. Sonuçta orayı da yöneten Milli Eğitim Bakanlığı. Özel okullar bakanlık müfredatından bağımsız çalışamaz. Bakanlığın koyduğu kriterlere göre çalışır. Maddi durumuna göre kendisi kararını verecek. Dershane sistemi ne olacağı belli değil. Genelde son sınıfta aktarıyorlar. Ya da lisede aktarmaya gidiyorlar. Niye? Özel okulu şu an bizim velilerimiz bir sınava hazırlık anlamında yönlendiriyor. Ona odaklanmış durumdayız. Bana göre o yanlış. Okulların da yaptığı yanlış. Eğer öyle çalışan varsa da çocuğumuzun bilişsel, sosyal, kültürel düzeyde geliştirilmesi için bir adım öne geçmesi için bir çaba. Sorunuz güzel soru ama net bir soru veremiyoruz. Kişiye göre, aileye göre değişiyor ve de özel okula göre değişiyor.
Devlet okullarımızda güzel okullarımız var. Samsun'da da büyük gelişme var. Projeli okullarımız var. Dün hatta ödüller verildi Marif, evet, projesinde. Çok güzel çalışmalar orada gördük. Devlette yarışıyor artık özel okullarla. Ama özel okullarda bir gerçektir. Biz o konuda da bireysel yardımcı oluyoruz bize ulaşan velilere, öğrencilere. Tabii yapıyoruz. Sonuçta önemli. Biz de bu tüketici gibi, tüketici dernekleri gibi, biz de eğitim sektöründeki bir dernek olarak iyi okulla kötü okulun farkını az çok biliyoruz. Burada derneğimize başvuranlara açıkça da söylüyoruz. Hatta o okullara da yönlendiriyoruz. Bu da bizim sivil toplum kuruluşu görevimiz. Evet. Ve programdan önce aslında kurduğunuz bir cümle vardı. O çok önemli. Çocuğa göre de hareket edilmesi, evet, değil mi? Bireysellik, gerekli. Fenomenlik. Şimdi aynı öğretmen iki çocukta farklı etki yarattığı gibi aynı okul iki çocukta farklı etki yaratır. Benim çocuğum o okulda çok olumlu bir eğitim süreci geçirirken bir başka arkadaşın çocuğu o okulda mutsuz olabilir. O öğretmenle mutsuz olabilir. Çünkü sonuçta insan ilişkisiyle eğitimi veriyoruz. Aynı bizim psikolojik danışmanlık gibi. Psikolojik danışma sürecinde benimle çok başarılı psikolojik danışma süreci geçiren bir danışan, bir başka arkadaşla aynı iletişimi, terapötik süreci kuramayabilir. Okullar da böyle. Çocuğumuz bir bakıyorsunuz okuldan soğuma yaşıyor. Bir bakıyorsunuz diğer okulda eve gelmek istemiyor. Bunlar da çocuğa göre değişiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli. Çocuğun bir birey olduğunu, bir bakış açısı, evet, olduğunu çocuğa unutmamak. Çocuğa yönelirsek karar vermede çok daha güzel olur. Mesela çocuğumuza gidelim okul seçerken. O çocuk gezsin, o çocuk baksın, o öğretmenleri görsün. Gidip görüşüp de değil de. Evet. Biz belki bir ön görüşme ama çocuğu götürmemiz de önemli olur. O yapıyı test etmesi, gözlemlemesi tabii çocuğun. Öğretmenlerle de görüşmesi güzel olur. Değil mi? Sosyal ilişki kurması. Evet. Bir diğer nokta da sıcak bir gelişme. Okula başlama evet, süreci, yaşı. Evet. İşte bununla ilgili bir düzenleme yapıldı. Henüz çok yeni bir düzenleme. 69 aylıklar evet, artık. Birazcık büyütüldü dolayısıyla evet, okula başlama yaşı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Şimdi son 10-12 yılda dördüncü değişiklik bu. Yani değiştiği zaman da çok tartışma tabii yaratmıştı. Büyük bir değişiklik. 20 yılda kaçıncı saymadım. 7'ydi en son. Bizdeyken 7'ydi bizim dönemde. 6 yaşta gitmesi için, yani 72 aylık gitmesi için rapor alıyorlardı benim çocukluğumda. Şimdi bu tartışmalı bir konudur. Ama buradaki tartışmanın özünde ilgili müfredat, okul sisteminde ne kadar o yaşa uyguna bakmak gerekiyor. 69 aylık okula uygun da 36 aylık okula uygun değil mi sorusundan gidelim. 36 aylık çocuğa uygun müfredat, çalışmalar, okul ortamı sağlandığında ona da uygun olabilir. Bizim Türk eğitim sistemi, ilkokul sistemimiz, temel eğitim biliyorsunuz, temel eğitim genel müdürümüz de Samsun'dan Ankara'ya geçmişti. Samsun'da çalışan bir psikolojik danışman arkadaşımız Cem Gençoğlu. Başarılı da çalışmalar var, kendisini de takdir ediyoruz. Bu tür durum, bu konuyla da ilgili genel müdürlük orası. Bizim ilkokul birinci sınıfımız 69 aya uygun bir müfredat mı? İkinci sınıfımız ondan sonraki yıllara uygun mu? Bunların irdelenmesi gerekiyor. Biz genelde toplumsal tepkiye göre bu kararları veriyoruz. Evet. İşte oradan sürekli değişim yaşıyoruz. Yine müfredat dediğimiz o hedefe dönük, okul hedefine dönük davranış kazandırmada yeterli mi o yaş? Ona bakıyoruz. Öncelikle ben hala bu kişiseldir, mesleki düşüncemdir. İlkokul 1 ve 2. sınıfları özellikle 7-8. Yaşlara kadar bilişsel dediğimiz o bilgilerin verilmesine çok da hoş bakmıyorum. Değer verilmeli. Bana bir öğretmen arkadaşımız lisede telefon açtı. Adab-ı Muaşeret konferansı verebilir miyiz dedi. Dedim ki lisedeki 17 yaşındaki çocuğa adab-ı muaşeret konferansı olmaz. Yani doğru davranma. Değil, oturmaz. Bu ilkokulda olur. O temelin oluşması. Bakın Japonya lazım. Böyledir. Bildiğim kadarıyla yanılıyor olabilirim. Bana gelen bilgiler 9-10 yaşına kadar kesinlikle teknik bilgi verilmiyor çocuklara. Tamamen sosyal ortam,
nasıl davranır, insan ilişkileri, temizlik, hijyen, tamamen buna dönük eğitim veriliyor. Ve ondan sonra o çocuk 16 yaşında zaten o davranış kazanmış, artık her eğitim alır. Hatta planlı çalışma, birlikte hareket edebilme, ekip çalışması, mülkiyet kavramı, benim, senin malın, büyükler, küçükler, değerler verilmeli. Bir ikinci sınıfta tamamen buna dönük verilmesin taraftarıyım. Ama biz birinci sınıfta matematikle evet. başlıyoruz. Bu da işte yaşta sıkıntı yaşatıyor ve de sorunlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra tepki geliyor. Okul olgunluğu denilen bir kavram var. Okul olgunluğu kavramında salt matematik dersine zihinsel, bilişsel özellikleri uygun mu diye bakılmaz. Komple bir olaydır. Çocuğun aileden ayrılabilme becerisi kazanıp kazanamadığı dahi okul olgunluğunda vardır. Özel okullarda genelde kullanılıyor bu psikolojik danışman arkadaşlar, oralarda çalışanlar. Okul olgunluk ölçekleri vardır. Çocuğu önce onu alıyorlar, testleri geçiriyorlar. Uygun mu değil mi diye. Aslında buradan da gidilse, buradan da bir esneklik sağlansa, bizim danışman arkadaşlarımıza o çocuğu kayıttan önce, benim mesela daha başka bir düşüncem var. Yeni okula başlayan çocuğun ailelerinde bir ay eğitim almamız gerekiyor. O çocuğun annesi babası okulda, çocuğunun okul sürecinde yalnız bırakmamak, nasıl davranacak, aileden ayrılma, ailecek bir hazırlık çalışması gerekiyor. 69 ay doğrudur. Biz olumlu görüyoruz. Mantıklı daha görüyoruz. Da yükseltilmeli mi? Yok. Bu yaşlar, o yaşlar bakın bilimsel konuşursak ilk 6 yaş kişilik gelişiminde temeldir. Ve bu dönemde sembolik ve simgesel dönemdir. Artık soyut kavramları alamasa da soyut dokunabildiği, görebildiği kavramları alabilecek yaştadır, uygundur. Kuralları da artık kabul etme, benimseme yaşıdır. Biz olumlu görüyoruz. Bir diğer nokta da aslında bir başka değişimi daha yaşadık. Yine çok uzun bir süre olmadı. Tatil süreleriyle ilgili evet. o değişimden söz ediyorum. Tatil süreleri kısaltıldı. Ara tatiller evet. söz konusu oldu. Bu yaklaşımı yine nasıl yorumladınız siz? Şimdi bu Amerika'da bildiğim kadarıyla Almanya'da birkaç Avrupa ülkesinde kullanılan bir yöntem. 10 gün çocuk gidiyor. Okuldan soğuma kısmını göreceğiz. Ben o konuda kaygılıyım. Çünkü biz bir süreç başladığında o süreçte bir moratoryum kısmı konulmuş. Tabii ki Milli Eğitim Bakanımız da eğitim bilimcidir. Evet. Alanımızda da akademik, psikolojik danışma ve rehberlik alanında akademisyendir. Derneğimizin de yöneticilerindendir eski. Bu konuda bilimsel olarak bizim pirlerimizden birisidir. Mutlaka bunu kendisi de şahsen değerlendirmiştir. Ara verme zaten bizde var. Kurban Bayramı'nda 10 gün. Değil mi? Ramazan Bayramı'nda 10 gün. Onu otomatikman yapıyoruz. Birçok ara vermelerimiz aslında var. Çok fazla ağır da 180 gün aslında bizim eğitim. Öğrencilerin 180 gün. Bir yılın yarısı yapıyor. Yanlış olur mu? Olmaz. Güzel olur. Ama o boşluğun ne kadar olumlu değerlendirilip değerlendirilmedi. Okula geldiğinde çocuklar yine aynı hızla devam edebilecek mi? Evet. Bu da ilk kez denenecek. Evet. Ve bakacağız. Biz de okullardayız. Gözlemleyeceğiz. Buna göre de görüşlerimizi bakanlığa bildireceğiz. Umarım faydalı olur. Geçiş süreci yine tabii, bir yenilikle bir geçiş süreci. Söz konusu bunu yaşayacağız. Bir diğer noktada tabii üniversite sınavı da geride kaldı. Evet. Ondan da bahsedelim. Önemli bir süreçti. Tamamlanmış oldu. Şimdi yeni bir süreç başladı aslında. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla yakın zamanda puanlar açıklanacak. Sonrasında da tercih dönemi belki de kişilerin hayatları için kritik dönemlerden biri söz konusu olacak. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu bağlamda? O dönemde muhakkak konuşuruz ama şimdiden bilgiler almış olalım sizden. Şimdi orada da yine teknik bilgiler verelim. Sınavlar yapıldı bahsettiğiniz gibi ve tercihleri bekliyoruz. Tercihlerden önce de puanlarımız açıklanacak. Tercihler tarih olarak söylüyorum 23 ile 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında olacak. Bundan bu arada da bu boşlukta da puanlarımızı bekleyeceğiz. Bu arada 2019 yılı
yüksek öğrenim sınavı kontenjanları ve bölümleri de açıklandı. Şu anda öğrencilerimiz kendileri ÖSYM.gov.tr'ye girerek bölümler ve kontenjanları, geçen yılki sıralamaları ve puanlarına ulaşabilirler. Evet, bu da önemli. Buna bakmaları evet, değil mi? Şu an bakabilirler. Gerekli. Şu anda açıklandı. Burada iki tablo var. Tablo 4'te 4 yıllık lisans programlarına bakacaklar. Tablo 3'te de 3 yıllık lisans programına bakacaklar. Puanlar açıklanmadığı için birkaç puan kriteri de kısaca bahsedip geçelim. 150 sınav puanını ulaşamayan öğrencimiz tercih yapamayacak. Puanı da hesaplanmayacak hiçbir şekilde. 150 ile 180 puan arası, yani 180'e kadar öğrencilerimiz, mezunlarımız ya da adaylarımız 2 yıllık tercih yapabilecekler. 2 yıllık ön lisans programlarını tercih edebilecekler. Aynı zamanda bu yetenek sınavıyla öğrenci alan beden eğitimi gibi, resim gibi, görsel sanatlar gibi bölümlerde başvuru yapabiliyorlar. 4 yıllık dahi olsa. 150 ile 180. 180 ve üzeri alan öğrencilerimiz ise hem 2 yıllık tabii ki doğal olarak yazabilirler. 4 yıllık lisansları da yazabiliyorlar. 4 yıllık tercih yapabiliyorlar. Yani buradaki birinci barajımız 2 yıllık için 150'dir. 4 yıllık için de 180'dir. Bu arada 200 puanın üzerinde geçen yıl bu uygulandı. Puan almış ama yerleşmemiş ya da tercih etmemiş. Öğrencilerimiz geçen yıl eğer 200'ün üzerinde aldıysa sınava girmese dahi bir sonraki yıl kullanabiliyor puanı. Yani 200'ün üzerinde puanı olan öğrencimiz önümüzdeki yılda hiç sınava girmeden bu puanıyla tercih yapabilir. Burada dikkat edeceğimiz yerleştirmede, bu çok soruluyor bize, yerleşmiş herhangi bir yüksek, yani sonuç belgesinde, yerleştirme belgesinde filan yüksek öğretim programına yerleştiniz dediyse, kayıt olmasa da ek yerleştirme Eylül ayında yapamıyor. Ve bir yıl sonra orta öğretim başarı puanı 0,06 oranında kesintiye uğruyor. Ya bu nedenle tercihlerde dikkat edecekler arkadaşlar. Yerleşirse ilk yerleştirme yapamıyorlar. Tercihlerde özellikle LGS, lise geçişte yüzdelik dilim önemliydi. Evet. Burada sıralama önemli. Sıralamaya çok dikkat edecekler. Birinci sınav TYT tek puan türü. Temel yetenek testi tek puan türünde hesap yaparken, ikinci sınav AYT 4 puan türünde hesaplamaktadır. Meslek liseleri mezunu öğrencilerimize ise alanlarında bir program 2 yıllık, dikkat edelim 4 yılda ek puan verilmiyor. Alanlarında 2 yıllık, ki o alanlar da yine bu ÖSYM.gov'da kılavuzda var. Örneğin elektrik mezunu, meslek lisesi elektrik mezunu bir arkadaşımız hangi alanlara ek puan alacağı orada tablo var. En sonunda, kılavuzun en sonunda. Buraya da ek puan alıyorlar. Bunun için de en az 150 puan almaları gerek. Şunu söyleyelim, ben 130 puan aldım. Ek puanla 150'yi geçip 2 yıllık tercih edebilir miyim sorusunun cevabı hayırdır. 150 sınav puanını geçeceksin. Ondan sonra sana ek puan yerleştirmesi olacak. Onunla da ilgili hemen kısaca bahsediyorum. Hukuk için 190 bin sıralamasında olma şartı var. Bu kontenjanlar önemli. Mühendislik programlarının tamamı 300 bin. Yani öğrenci 300 bin birinci sıradaysa mühendislik bölümü yazamıyor. 300 bine girmek zorunda. Mimarlık 250 bin. Tıp programları 50 bin. Öğretmenlikle ilgili eğitim fakültesi, öğretmenlik programları da yine 300 bininci sıraya giren arkadaşlarımız yazabilir. Bunlara da baksınlar, niye bu bölümleri tercih edemiyoruz gibi bir sıkıntı yaşamasınlar. Yine o dönemde de arkadaşlarımız tercih merkezlerinde kendilerine gerekli uzmanlık desteğini verecekler. Burada önemli söyledim, hem lise geçişlerde hem üniversite sınav tercih döneminde uzman arkadaşların yanına giderken bir ön çalışma yapsınlar.
ellerinde bir tercihle gitsin, listeyle gitsinler. Biz bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Elinde hiçbir çalışma yok. Ben puanı çektim, geldim, ne yapacağım diyor. Bizim oradaki görevimiz o değil. Bizim oradaki görevimiz artık puanıyla yaptığı tercihler arasında tutarlılık var mı? Biz bunu karşılaştırırız tercih merkezlerinde. Bir hata o yapıyor mu? Kılavuza aykırı bir geri dönülmez. Sonuçla karşılaşır karşı, mı? Biz buna bakıyoruz. Biz onların meslek yaşamları, gelecek yaşamlarıyla ilgili onlara bölüm yazma için orada oturmuyoruz. Onların yazdıkları tercihleri kontrol için oturuyoruz. Hı. Bu nedenle aileler lise tercihlerinde de, üniversite tercihlerinde de tercih listelerini yaparak kontrole gitsinler. Bu şekilde hazırlıklı orada olsunlar. Hı hı. Bu önemli uyarımdır. Hem arkadaşlarımıza yardımcı olur hem de ne istediklerini bilirler. Bilgi sahibi olmaları şart. Tabii ki. Son olarak da sizin tabii hep üzerinde durduğunuz eğitimde psikolojik hizmetler. Evet. Ne durumdayız? Gelinen noktayı nasıl yorumlarsınız? Birçok girişimde bulundunuz, çalışma yaptınız bu zamana kadar. Hı-hı. Şu anki atmosfer nedir bu anlamda? Şimdi biraz önce de söyledim. Milli Eğitim Bakanımız alanımızda hem sınıf öğretmenliği kökenli, sonraki akademik çalışmalarını da psikolojik hizmetler üzerine yapmış. Bu bir avantaj. Şimdi, evet, bu bize bir avantaj gibi görülse de tabii ki bürokrasiyi de yenmek zor. Siyasiler de bazen bürokrasiyi yenemiyor. Şu anda biz o eğitimde psikolojik hizmetlerin temel kanuni, yasal kapsamı rehberlik yönetmeliğiyle uğraş veriyoruz. Mahkemelik, Danıştay'a verdik. İçerisinde kanuna ve hizmete aykırı 20'ye yakın madde var. O dönemki yazımcılar, bunu yazanlar birazcık subjektif bakarak bu işe baktılar. Ben hep şunu söylüyorum. Milli eğitim sistemi eğitimle psikolojik hizmetlerle bir yere gelir. Ne demek istiyorum? Öğrenciyi tanımayan öğretmen o öğrenciye hiçbir şey veremez. Şöyle düşünün. Evinde bir mağduriyet yaşayan, maddi olabilir, başka noktada olabilir. Bir öğrenciye siz ne anlatsanız boştur. Çocuk almaz mı? Eğitimde, çağdaş eğitimde psikolojik hizmetler, öğrenci kişilik hizmetleri üçüncü boyut olarak eklenmiştir, ana boyuttur. Bir çocuğun bireysel farklılıkları, kişisel özellikleri, farkındalıkları, gelişim özellikleri bunları bilmek zorundadır öğretmen. Bunu sadece biz değil, biz müdahale boyutundayız okulda. Sınıf öğretmeni bilecek, sınıf rehber öğretmeni bilecek ve bizle çalışacak. Şu an için biz burada aksayan noktalarda mücadele ediyoruz. Bu mesleki alanda da bunun çözülmesini istiyoruz. Önemli, en önemli mücadelelerimizden birisi meslek olarak tanımlanmamız ki burada bir sıkıntı yaşıyoruz. İkincisi az önce özel okullarda da söyledim. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının aslında eğitimde başarıyı getireceğini fark edemeyen yöneticiler, öğretmenler veya kurumlarla uğraşıyoruz. Evet, çocuğumuzun psikolojik dayanıklılığı, psikolojik sağlamlığı, yine sosyal, kültürel, gelişimsel sağlıklılığı için biz olmazsa olmazız. Geçmiş dönem, klasik eğitim sistemi başarılı bir sistemdi. Ancak orada bir dayak vardı, orada bir sınıfta bırakma vardı, orada bir disiplin vardı, orada ya yapacaksın ya bu yapacaksın. Teyzen de ölse beni ilgilendirmiyor vardı. Artık hümanizm, çağdaş eğitim varsa çocuğum sen dün bu ödevi niye yapamadın sorusunu bilmemiz gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Yani o konuda da özellikle soru sorduğunuz için. Biz çok teşekkür ederiz. Katılımınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için sağ olunuz. Çok kolaylıklar diliyoruz. Ederim. Sizin için de yoğun bir süreç esasen başlamış oldu. Tüm ekip arkadaşlarınızı size de kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, tercih dönemiyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durduk. Birçok başlığımız vardı ele aldığımız ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şube Başkanı Sayın Oğuz Özat stüdyo konuğumuzdu. Sohbetimizi noktaladık, programımızı da bugünlük sonlandırmış olduk. Malumunuz hafta sonu burada olmayacağız ancak pazartesi günü haftanın ilk iş gününde saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde yine burada sizlerle olmayı umuyor. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Herkes için güzel bir hafta sonu temenni ediyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Hoşçakalın.